Allah aytibdiki ki yer yüzüde örmelegen canzat bar ki rızkını bergen. Yer yüzüde örmelegen zat bar ki rızkını Allah Ta'ala berip koygen. Onlarını turar caylarını hem barar caylarını hem Allah biledi. Allah Hakk'a Azze ve Celle hammasını açık aydın kitapta berip koydu. Demek dünyada hemen arsanın rızkını berip koygen Allah Ta'ala. Hatta şunaka kuşlar borakken ki rızkını suge bağlap koygen. Bir nayab kuş hakkıda Şeyh Muhammed Saad Muhammed Yusuf Hazretler rızk hakkıda yapırken bir mavizelerde islep ötken ekeller. Şunaka bir kuş borakken ki o kuşnin taamı timsahın tişini arasındaki göçteyken. Timsah kub akat yegenden tişlerini arasındaki kirip kalarken de kegen ağzını açıp durarken o şu kuşlar uçup gelip o şu göçtüğünü terip yerken, başka narsa yemezken. Allah onun rızkını şu cayge cayla koygen. Allah hemen rızkını bergen. Hemen bar ki rızkını bergen. Lekin biz o şu rızk hemen Allah'tan ekelliğini bilgen halde iki tamangı hem çukur etmemiz. Mesela etmemiz ki bütün hayatımızını fakat pulu malı dünyaya bağışlayıp hemen arzını isten çıkarıp yugurup yelip pul kopaytırışım kerek, dünya kılışım kerek deyip yugurup hemen karındaş uruk rıştalarını yem üzüp kereyi bize dostlik diyem üzüp bana çünkü çukur berilip gitmeyimiz aytemiz ki tohta rızkın varını olaman da deyimiz. Ya ki bu mesela Allah bilgileneden olaman deyip durup üyde yatıp ham amayımız. Rızk babı da ortaçalıkta üçleyimiz. Yani biz sebebini kılamız, rızkını Allah'tan sorayımız. Biz sebebini kılamız. Dinimiz sebebiyet kanununa esaslanır. Aile kurmasından durup bala soramayız. Yerge uruk kademesinden durup don soramayız. Onu kılıp koyamız da şunu kılamız. Şimdi biz sebebini kıldık mı? Ana mukarrar buldu o şu nerse deyemem etkal kımıyız. Biz hareketimizi kılamız. Çünkü hem yolda ekip çırali kıyken de Allah bitti afet bilen onu yokat varış mümkün. Şunun için aytemiz ki rızkım bosa, ben sebebini kılaman, hareketimini kılaman, Allah Hakk Azze ve Celle o şu rızkımge yaraşasını ozu beredin. Allah beredin yanını hiç kim tosmaydı. Ben bir cümada bana şunge bitti hikaye aytip beriyordum, hazır doğru kep kaldı aytip beriyordum. Kutu şu meselede işte bittası ozuçu Allah'ta imtihan kıptı estağfirullah. Ozu aslında biz imtihanı çünkü gelmezde bu dünyaya. Hele gebaru İsa aleyhisselam'a şeytan vasvasa kılıp hem ya Allah'tan bol edigen bası tepeden taşa eğer ölmesin ölmeye kola uğrasan da degen de ahmak men Allah'ta imtihan kılış düşünmez Allah beni imtihan kılış için yaratken degen eken. Kutu şuna kanarsa. Bana şunu okuyan bir insan ben Allah eğer kohlamasam kendi kılım menge rızkını beredim. Ben Allah'ın rızkını omeymen deyip sahraya çıkıp yedirdi. Hani Allah kohlamasam ben berer mekin. Sahraya çıkıp yatıp yaptı. Aftab urgen, ıssık, bir karavan keli yaptıyken karası hali adam yatıp yagen Allah'ın rızkını omeymen deyipti. O bilme yaptı ki o şu yatışıyam, rızklıgem, nefes alışlıgem, hamasi rızk ozu. Hala aytganimdeki rızkı dünya ya ki azık avukat de böyle yaptı da. Lekin şuyam eğer rızkı bosa Allah beredi. Yatı vaptı o şücayge. Kervan başıya keli bitese aytıp ki bir adam sahrada yatıp da kıyaş uğrup da çağa. He alıp keliyle yardan beriler. Alıp kese hakikate yatıp koyan su beriler deyse o suyu içmeyemen deyip ağzını berkitu agen. Çünkü Allah bilen sınaş yaptı o rızkını amiyemen deyip. Mahkem ağzını berkitu aptı. Ağzı açılma yaptı su dese ölüp kaladı biriler. Yok ağzını açma yapıştı tişini sindirip ağzıya koyuyorlar. Tişini sindirip ağzıya koyuyken de ağzıya gelip ya Rabbi tişini kalkıp bozuyan birisine kendi rızkımı. Allah da imtihan kılış gereğmez. Allah bir adı gönü bozsa bir adı tişimizi kalkıp bozsa. Allah'ın rızkı. Lekin biz sebebini kılamız. Sebebini izleyemiz. Ve o şu halal rızk tamamını kıdıramız. Rızkımız ozi aslida berilgan bizga. Faqatgina biz ozgina sabr qilsak, o'shini halol qilib olamiz. Biz shoshilib uni harom qilib olamiz. Alloh belgilaganini olayotganimizda o'sha Alloh
berganini olayotganimizda uni halollik qilish kerak. Hazreti Ali karramallahu vecehahu'nun bölgen vakiyası var meşgur. Hazreti Ali radıyallahu anhu bir köçede bir adamda korup kaldı. Kembeğal tilamçı adamdı. Niyet kıldılar ki bana şunge bir yardım vereydi. Haligin'e turup dur deyip eşiğini tayyip kop koyup içkerege kirip gettiler. Hali adam kütü Hazreti Ali üyüde pul kıdırıp kaldı. Şunda otanı egarını uğurlayıp ketip kaldı Ali adam. Çıksalar pul alıp bir neçe tenge bilen haliki adam yok. Hazreti Ali hayran bulup durdular. Hizmetçisi gelip Ali radıyallahu anhu otizi kumarını egarını uğurlayıp ketip kalışıptı dedi. Hayran bulup haliki pul verdi. Bana şu pul bazardan apkip koyup alıp kelmiş egardan dedi. Bazarga borsa aynı uzun egarını da satıp durup deyken. O şu bergen pulge egarını alıp apkeli oldu. Hazreti Ali kuldular. Kimden aldın dedi. Korunuşu kanaka. Korunuşu şu adam. Kara dedi, bana şu pul ham o şu adam da istiydiyken. Aslında az yine sabır kıyken de şunu halallik bilen Allah aradı, lakin o haram kıldı. Lakin Allah birgen rızkı diyken o şey. Şunun için Allah bizgi bilgilegenini alamız. Bana şu bizni rızkıya bölgen tavakkülçülükün üçüne kabul iş gerek. Roparomuzdan haram çıkıp kalgen de aynıksa bu gerek. Haram narsa çıktı, haramlık bilen payda boladigan bir boylik çıktı mı? Mana şu paytda to'xta. Agar şu mana rızkım bo'lsa Allah menga bunu haloldan beradi. Ben bundan qochishim kerak. To'xtasa Allah unga agar rızkı bo'lsa halolidan beradi. Shuning uchun ham bu jihatlariga juda ham e'tibor qilishligimiz kerak. Rızk bobida hech ham shoshilmasligimiz, juda ham tashvishlanib ketishligimiz kerak emas. Agar rızkımız bulmasa gitmeydi. Bir günü bir imam bulup hizmet tutturganımızda bir mayitini yuvgeni iştirak ettik. Şimdi yuvyatken adam haligin bana mayitini ağızları işip kaptı ya deyip kolege latabayla bunu tıkıldı. Ahır gitişlegen nana çıktı. Korup mayitim ki karen şu rızkımız eken. Tügegen eken, şu yerge kegen de tügegen de rızkı şu yutulmadı. Eğer Allah nasip kılmasa bir kultum su ötmeydiken eğer rızkı tügegen basa. Şunun için Allah birgen eden artığını alalmayımız. Hareketimizini kılaylık. Elbette rızk topişlikke hareket kılış gerek. Yani hayatımızı ötkezişlikke Allah Ta'ala bunu, berekesini birişlikini Allah'tan sonra barışımız gerek. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki innar rizqa la yatlubu al-abda kama yatlubuhu ajaluhu dedi. Yani insonda rizqi uni o'limi quvlagandagi orqasidan quvlab yuradi o'zi aslida deyaptilar. O'limdan qochib qutila olmaymiz u. Qayerga borsak ham quvlab boradi oxiri. Rizqimiz ham asli shunaqa ekan. Rizqimiz albatta orqamizdan quvlab yurar ekan. Uni olmay iloji yo'q azizlar. Hammasi rizq. O'sha kasal bo'lishimiz ham rizq o'zi. Bu ham taqdirda yozilgan. Hamma narsa shuning uchun undan qochilib qutilib bo'lmaydi. Lekin biz kasbkor qilib harakatimizni qilib boraveramiz. Halol kasb qilamiz. Mehnat qilamiz. Ana uni barakasini bersin. Rizq bu o'zgarmas. Rizq hech qachon o'zgarmaydi. Belgilangan adat o'zgarmaydi azizlar. Uni barakasi bor. Shuning uchun duo qilganda ham kattalarimiz eskidan duo qilganda Alloh rizqingga baraka bersin deydi. Modomki rizq o'lchovi Alloh tomonidan belgilangan ekan, unda nega rizqqa duo qilamiz desa, mana shu javob. Rizqni o'ziga emas, rizqni barakasini ko'paytirishni so'raymiz. Shunda insonlar borki, 10 so'm topadigan bo'lsa, 1000 so'm topadigandan yaxshiroq yashaydi. Nima uchun? Chunki u Alloh o'shini 10 so'miga baraka bergan. O'zimiz mana kattalar biz o'tiribdi. Otalarimizni o'tganlarini Alloh rahmat qilsin, hayotlarini boshini sog' qilib umrini bersin. Bitta otamiz xizmat qilib 10 ta bolani boqqan. O'sha bitta oilaga olgan bir paytlar yoshligimizda hammamizni o'qitib, joylab, yana o'qishlarimizni o'qib, kiyimimizni ham qilishga yetgan, lekin o'sha 10 ta odam teng harakat qilib bugun bitta otamiz qilgan ishni qila olmayapmiz. Çünkü onun pulida baraka var. O ata Allah'tan şunu sorab çıkkan, Allah'ım
Mana bu bolalarim rizqini menga bog'lab qo'ygansan, mana sabab chiqsam baraka ber deb duo qilgan. Unda baraka bor. Shuning uchun rizqni barakasini Allohdan so'rash kerak. U adadiga qarab emas. Milliardlab pul bilan o'lchanmaydi bu azizlar. Puli ko'p bo'lib ketgan odam baxtlik degani emas. Shunaqa milliarderlar bor dunyodagi eng baxtsiz odam. Lekin shunaqa faqir kimsalar bor dunyodagi eng baxtli odam. Nima uchun? Chunki rizqiga qanoati bor. Agar biz mana shu rizqga qanoatni qilib, shukrga o'tib, harakatimizni qilib, mehnatimizni qilib boraversak, Alloh taolo bizning hamma qilayotgan ishimizga o'zi baraka beradi inshaalloh. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, har bir mu'min banda halol rizq talab qilishlikka harakat qilish kerak. Bu mu'minning ishi. Harakatini qilib boramiz. Chunki o'sha bola chaqamizni boqaman deb harakat qilishligimiz sababini qidirishimiz ham o'zi savob oladigan amal. O'zi savob oladigan amal. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kuni ko'chada o'tib ketayotsalar bir yigit masjidning ichida namoz o'qib o'tirgan ekan. Namoz zikrda o'tirgan ekanlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu haligi yigitni qarabdilar. Namoz payti emas, besh mahal namozdan tashqari payt. Ibodat yaxshi, o'tiribdi zikr qilib. Yana bir o'tgan, bir necha marta o'tganda o'sha yigitni masjidning ichida shunaqa holatda ko'rgan, keyin chaqirtirib chiqqan. Men har o'tganda seni ibodat bilan ko'ryapman, zikrda ko'ryapman. Bu yaxshi, Alloh qabul qilsin. Lekin tirikchiliging nima bo'lyapti? Nima kasbkor qilasan desa, u yigit aytibdiki, men hech narsa qilmayman. Akam tojir. Akam bilan kelishdik. Akam, mayli sen zikr duoda bo'lgin, men o'zim topgan ulushimdan senga oilangga pul berib turaman degan edilar. Men faqat shu duoda zikrdaman dedilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu yigitga qarab, "Ahuka a'bad minka" dedilar. Aking sendan ko'proq ibodat qiluvchi ekan dedilar. Chunki din deganda bu rizq masalasida ham yo'qda tashab qo'yib bo'ldi menga deyishmasdan harakatini qilishligi o'zi ibodat. Ertalab bola chaqamizni boqaman deb Allohdan halol rizq qidirib chiqishlik o'zi ibodat. Zindagi omad baroyi bandagi zindagi bebandagi sharmandagi. Mana shuni esdan chiqarmaslik kerak. Bayt bor farsi, ya'ni tirikchilik bu odamlarni gardaniga tushgan narsa. Lekin shu tirikchilikni deb bandachilikni esdan chiqarib qo'yishlik bu sharmandalik. Bandaligini esdan chiqarmagan holda tirikchilik qilish kerak. Bu bitta alohida bir ibodat, alohida bitta savob. Shuning uchun ham ulamolar aytadilarki, kasb qilishlik al-kasbu fardun bi qadri al-kifoyati li nafsihi va ayalihi va qado'i duyunihi. Bir kasbni qilishlik inson uchun o'zi, oilasi, qarzi bo'lsa qarzini ado qiladigan darajada kasb qilib mablag' izlashlik farz deyapti. Gardaniga, o'ziga, ahli ayoliga qarzini ado qilishlikkacha bo'lishlik kerak. Lekin rizqni mehnat qilmasdan bitta ishni qilsa foyda bo'lib qoladi. Hozir bilasizmi, mana shu internetda eng ko'p ko'riladigan, ya'ni prosmotr deb qo'yamiz, eng ko'p ko'riladigan narsa qaysi bo'ladi? Kim boy bo'lish haqida gapirilsa. Agar bitta duo yozib qo'yingda, mana shu duoni 100 marta o'qisangiz boy bo'lar ekan desin-da, ashni rosa ko'p yoziladi. Hamma tortib oladi. Hayolimizni shu bitishni qilsak, bir pasda boy bo'lib qolamiz. Butun umr o'shini aytib yuraman bo'lmasligi mumkin, agar Alloh rizq bermasa. Bu aslida harakatni qilib qo'yib, keyin Allohga tavakkul qilinadi. Ana bundan keyin Allohdan so'raladi. Bir yigit, mana yigitlar o'tiribdi. Ismini aytmaganim uchun menimcha g'ibat, ig'vo bo'lmaydi. Mendan xafa bo'lib, mani Xudoga topshirib chiqib ketdi, "Seni Xudoga topshirdim" deb. Men o'zim ham xijolat bo'ldim yordam bera olmaganimga. Chunki tushuntira olmadim. Menga aytibdiki, "Mani ishim yaxshi yurishmayapti. Men kambag'al bo'lib ketdim." Menga deyapti, tezda bir joydan pul topib, meni umraga yuboring deyapti. Qarzim bor deyapti. Men aytapmanki, mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Qarzingiz bor ekan, qiynalyapsiz ekan. Nima uchun endi men sizga pul topib umraga yuborishim kerak desam, o'sha umraga topsa, borsa rizqini Alloh berar ekan.
O'shaga borib so'rab kelaman. Ey birodar, tahajjud o'qib Allohdan so'ring, harakatingizni qiling. Bu gap yo'q, unaqa to'g'ri. Umra bilan umraga borganda gunohlar kechiriladi, rizqi ziyoda bo'ladi. Lekin bu degani qarzi bor odam qarzini bermasdan yana boshqa odamdan qarz olib, yordam olib umraga borsin degani emas. Bu bunaqa gap yo'q. Yoki mana bu kelishadida mana bu ishni qilsa boy bo'ladi degan ekan, shuni shuncha o'qisam ham boy bo'lmayapman. Chunki siz boy bo'lish uchun o'qiyapsiz-da, uni savob uchun emas. Aslida biz Alloh haqq azza va jalladan rizqini tavakkulini shunday qilishimiz kerakki, payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar. Agar dedi, bizlar dedi, bitta qushdaqa Allohga tavakkul qilishni bilganimizda edi, har kuni Alloh ertaman turganimizda dasturxonimizga ne'mat qo'yib qo'yar dedi. Qushni ko'rganmizmi qishki ovqat g'amlaganini? Mana qor yog'ib yotibdi, sovuq, musicha boshqalar uyida turibdi. Ertalab shu Allohdan so'rab, rizqini so'rab chiqib ketib, shu ham bola chaqasiga rizq olib kelyapti. Chunki u Allohga tavakkul qilyapti. Biz ham mana shunday Allohga tavakkul qilishimiz kerak aslida. Lekin harakatimizni qilamiz. O'sha harakatimizga yarasha Alloh azza va jalla bizga rizq beradi. Kasbkor qo'limizdan kelganicha harakat qilib borishimiz kerak. Hech qachon dinimiz birovni qo'liga qarab qolishlikka chaqirmagan. Hattoki payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, agar bir banda deydi, bitta insonni uyiga tilanchilik bilan eshigini ochadigan bo'lsa, Alloh taolo unga faqrlik eshigini ochib qo'yadi deydi. Nechta eshik ochsa, tilanchilik qilib Alloh unga ashincha kambag'allik eshigini ochib qo'yaveradi. Boriga qanoat qilib, harakat qilib borish kerak. Boy, badavlat odamlar esa o'shi o'zidan oshinganini ana o'shlarga berishligi lozim. Bular yordam berishligi kerak. Chunki aslida mana shu rizq bobida aytadigan bo'lsak, xuddi men yuqorida aytgandek, qushni og'iz timsoqni og'zidagi go'shtni rizqini qilib qo'ygan kabi bir-birimizga bog'lab qo'ygan jihatlari bor. Biz buni qilmayapmiz. O'sha qoida. Masalan, kimdir boy. Alloh taolo unga aytibdi, sen boyligingni 40dan birini kambag'al yetim yesirga berasan deyapti. Topgan boyligingni 40dan birini, 40 millioning bo'lsa 1 millionini ber deyapti. Bu uni burchi. O'sha 1 million uniki emas, u kambag'aldiki. Shuning uchun haligi kambag'al odam undan olayotganda uni oldida kamsitilgan holatda bo'lmaydi. U o'ziga o'zi aytish kerakki, bu odam mana haqqimni beryapti. Alloh taolo belgilab qo'ygan haqqimni beryapti, ibodat bilan, halollik bilan beryapti, uni qabul qilaman, Alloh bu kishiga ajr bersin. Narigi odam esa o'zini vazifasini bajaryapti, o'shin bilan dunyosini halol qilyapti. Bir odam so'rayaptiki, masalan, keyingi paytda o'zi ushur juda ham yo'qolib ketdi-da. Ushur degani 10 dan 1 degani. Mana dehqonchilikda chiqqan har qanday hosilning 10 dan 1 qismi kambag'alda haqqi. Agarki u o'zi motor bilan suv chiqarsa, boshqa masalalari qilib, sarflab, harakat qilib chiqarsa, u mayli 20 dan 1 bo'ladi. Lekin shunday sochib qo'ydi-da, suv ham o'zi oqib kelyapti, Alloh bergan suv. Uni 10 dan 1ini berish kerak. Bir odam so'rayapti, endi aytayaptiki, domla osonmasdan deyapti, 10 tonna bug'doyni mehnat qilib 1 tonnasini berib yuborish. Men savol beryapman. Siz qancha oldingiz 10 tonna? 9 tonna olganingizda nima qilardingiz? Ha, 9 tonna hech narsa qilmasdim, rozi bo'larmiz. Siz hozir asli 9 tonna oldingizda, u 1 tonnani sizga Alloh berdi, palonchiga berib qo'y deb. Bir joyga borsangiz, sizga kimdir bir narsani omonat qilib berdi-da, mana buni olib borib berib qo'y desa, siz yo meni ko'zim qiymayapti, shuncha narsani berib qo'yamanmi demaysiz. Siz aqlan olib aytasizki, omonat buni berishim kerak. Bu ham xuddi shunday narsa aslida. Aslida o'sha qo'shimcha bir tonni Alloh taolo omonat qilib berdi. Bandam, bu seniki emas, bu kambag'alda haqqi, buni berdi. Agar jamiyatda boy badavlat kimsalar o'sha kambag'allarning holidan xabar olib, ularga o'sha zakotini berib, joyida ihsonini qilib tursa, jamiyatda boy bilan kambag'al orasidagi mehr oqibat kuchayadi.
qaysi jamiyatdagi boylar faqat o'zi bilan ovora bo'lib qolib, kambag'allardan xabar olmay, uni haqqini ado qilmay qo'ysa, o'sha yurtda boylarga nisbatan nafrat uyg'onaveradi. Shuning uchun ham hammamizni bir-birimizga bog'lab qo'ygan jihati bor ekan. Mana shuni o'z o'rnida qilib yursak, inshaalloh buning uchun Alloh ajr beradi va jamiyatda bir-birlarini mehrini, oqibatini kuchaytiradi. Rizqimizni keng torligi ham aslida azizlar bu Allohning ishi. Men yana bitta nima aytaman, bir domlamiz bir joyda odamlarni sabrga chaqirib ma'viza qildi. Sabrli bo'lishlik, sabr qilish kerak, har qanaqa qiyinchilik boshqa-boshqa kelib sabr qilib chiqib ketsa, domla ketgandan keyin xuddi shu ma'vizani qo'yibdi-da, tagidan bittasi aytibdiki, domla, siz bizga sabr haqida gapirib-gapirib turib, zo'r mashinaga minib ketdingiz, deyapti. U degani, o'ziga tinch bo'lgan odam faqatgina o'sha haqida gapirishlik mumkin emas degani emas. Uni rizqi u. U uni rizqi. U aslida belgilangan vazifasini bajarib gapiryapti. Qayerdan bilamiz u qanaqa qilib topdi buni? U uni o'zini har birini Allohning oldiga hisobi. Lekin biz hozir aytaylik, ihson haqida gapirsak, bizga ihson qil demaymiz. Sabr haqida gapirishligimiz uchun biz ham qanaqadir musibatga tushishimiz kerak emas. O'zingiz o'ylang, mana bir joyga boryapsiz-da, bir og'ayningizni boshiga musibat tushdi. Yaqinidan ayrildi, oilasidan, farzandidan. Siz unga nima deysiz? Borib, ha, yaxshi bo'pti, yoki indamasdan kelmaysiz-da, hammamiz musulmon o'roq bag'rimizga bosib, Alloh sabr bersin birodar deymiz. U aytmaydi ki seni boshinga tushgan yo'q, qattan bilasan demaydi. Chunki siz musulmonlik vazifangiz. Alloh taolo rasulimiz alayhisalom o'rgatgan narsani qilyapmiz. Bir-birimizni sabrga chaqirish bu bizning vazifamiz. Bir-birimizni shukrga chaqirish bu vazifamiz. Bu hammamizning vazifamiz. Shuning uchun bugungi kunda o'sha qilinayotgan har bir mavisa bo'lsin, pandu nasihat bo'lsin, aslida bu bizning o'zimizning fikrimiz emas. Mana masalan men doim aytaman, endi hozir bir necha yillik tajribamiz bor, necha yildan beri shuni ishlayapmiz, lekin shunday bo'lsa ham hozir ham aytamanki, birodarlar, bu aytilayotgan gap mana gapim emas, bu 1400 yoshga kirgan shariatning gapi. Mana aqlim sizgidan baland emas, faqat biz o'qigan, o'rgangan narsani omonat olarak yetkazyapmiz. Shuning uchun bu gaplar, bu fikrlar shariatniki. Men ham xuddi shunga tobeyman. O'zim uchun ham bunga amal qilishligim kerak. Chunki o'zi ma'viza qilib o'zi amal qilmasligidan yomoni yo'q. Bunga amal qilishimiz kerak. Demak, hammamiz buni birgalashib eslab hayotga tatbiq qilishlik uchun gapiriladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu rizq haqida gapiramizmi, shukr haqida gapiramizmi, bu hammamiz uchun taalluqli. Lekin bu aytilayotgan hozirgi gaplar hammasi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning gaplari. Mana shu rizqni bobida ham kimgadir Alloh taolo ko'proq beradi, kimgadir ozroq beradi, bu Allohning ishi. Alloh kimidir rizqini keng qilib qo'yadi, kimidir tor qilib qo'yadi. Aslida bu hammasi imtihon. Esdan chiqarmasligimiz kerak azizlar. Biz bu darvozadan kirib, narigi darvozadan chiqib ketmoq uchun navbat kutib turibmiz. Dunyoni Alloh haqqazza va jallaning nazdida pashani qonatishalik ham qadri yo'q. Agar shunaqa bo'lganda, o'ziga kofir bo'lganda birortasiga Alloh taolo havoy ham bermas edi. Aksincha kufrga ketganlar qanchasi boy bo'lishi mumkin. Lekin aslida rizq bobida bu faqat imtihon. Biz shuni qabul qilmasak ekanmiz, stress kasalligiga uchraveramiz. Hasad kasalligiga uchraveramiz. Shuni aqlan, iymonan qabul qilish kerak. To'xta. Falonchi yaxshiroq yashayotgan bo'lsa, uyi bo'lsa, mashinasi bo'lsa, u holati, bu holati bo'lsa, demak Alloh taolo uni shunaqa qilib imtihon qilyapti. Menga o'sha narsani bermayotgan bo'lsa, meni Alloh shunaqa qilib imtihon qilyapti. Aslida men imtihondaman. Bu imtihonga sabr qilib tursam, inshaalloh Allohning huzuriga borsam, hamma narsa o'tib ketadi. To'g'ri, oson emas. Bu gapni gapirib qo'yish oson, lekin amal qilish oson emas deyishimiz mumkin, lekin men yana aytaman azizlar.
bu kaideni men ya ki başka alim oylab topgani bu Allah'ın kaidesi. Bandamız mı? Bunga sabır kılamız. Çideyimiz. Rızkımız ne Allah kança belgilegen olsa şunu kılamız. Onge karşı hiç kaçan isyan kımıyımız. Şunun için bugün bana o şey rızklarda hakkında bir az gapirgen bulduk. Ben başlayıp ettim ki bunu hakkında ben hazır sizlerge ne cüme gapirsem düşüntür verişim kıyım buladı. Çünkü ağır mesele. Bizim en asası bilişimiz kereyi bulgenlerse azizler rızk Allah'tan ekenliği. Kança yiyişimiz, kança yaşayışımız hamasını Allah belgilegenliği. Ve bu babda biz hareketini, sebebini kılıçlığımız, hunar kılıçımız, ilim kılıçımız, marifet kılıçımız, birer bir karhane kılıçımız, ne kadar kılıp kete uğramız, Allah Ta'ala onun sebebinden bizge rızkımızı beredi. Bir kançılığı kılamız, başka kılamız. Eğer birmesi bunge sabır kılamız. Bizi kaidemiz şu, yani Müslümanlı kaidesi şu boladı. Şunda Allah Ta'ala kalbige teskillik vererken bendeni, ve bazı da bana kitaplarımızda aytadı ki insan o şey madami ki rızk Allah'tan iken özünü bendeligini hem isten çıkarıp koymasın. Şunu arkasından yugurup yugurup namazı, niyazı, ibadetini unutup koymasın. Bana bu narsa muhum. Çünkü bu dünyaya geldik mi imtihan için hamasını çırali kılıp utkizu alışımız gerekti.